Şimdi size çok ilginç bir soru soracağım arkadaşlar. Hiç oda sıcaklığındaki yani 21 santigrat derecedeki bir odada bir bardak suyun içinde birdenbire buz oluştuğunu gördünüz mü? Böyle bir şeyi hiç görmediğinizi tahmin ediyorum. Tabii ki böyle bir şeye tanık olmamışsınızdır. Özellikle de 21 santigrat derecedeki bir odadaysanız. Çünkü bu suyun donma sıcaklığının oldukça üzerinde bir sıcaklık. Fakat size asıl sormak istediğim, neden böyle bir şey mümkün olmasın? Aslına bakarsanız bu durum herhangi bir fizik kanununa, mesela Newton fiziğine karşı gelmez. Hatta termodinamiğin birinci yasasına da karşı değil. Şimdi bu durumun nasıl oluşabileceğini düşünelim. Mesela burada sıvı halde bulunan birkaç su molekülü olsun. Bu su moleküllerinin belirli bir sıcaklığı olsun. Hemen hatırlatalım. Sıcaklık esasen moleküllerin ortalama kinetik enerjisinden ibaret değil miydi? Evet. Buradaki su moleküllerinin her birinin kendine özgü hızları ve momentumları var. Dolayısıyla rastgele sağa sola hareket ediyorlar. Aralarında hidrojen bağları bulunuyor. Bu hidrojen bağları sayesinde de su, oda sıcaklığında gaz değil de sıvı halde bulunuyor. İşte şimdi, işte bu şekilde hidrojen bağlarımız elimizde tamam mı? Şimdi Az önce söylediğim gibi bu moleküller sağa sola rastgele de hareket ediyor. Fakat bu molekülün buradaki molekül ile doğru bir şekilde etkileşime girebilmesinin bir olasılığı var. Bu molekül buradakine doğru bir şekilde çarpınca momentumun büyük kısmını daha hızlı olan bu moleküle transfer eder. Yani aslında bu molekül momentumunun bir kısmını kaybeder ve yavaşlar. Bu olduğu sırada komşu başka bir molekül başka bir moleküle momentumunu transfer edebilir ve bu komşu molekül de yavaşlar. Yani bu ikisinin artık çok daha az momentumları var. Öyle değil mi? Belki buradaki molekül de aynı şeyi yapar ve o da yavaşlar diyelim. Momentumun transfer edildiği diğer moleküller çok daha hızlı bir şekilde hareket eder. Buradaki moleküllere momentum transferi olduğu bu yüzden artık çok daha hızlı hareket ediyorlar. Şimdi Buradaki moleküllerin hızları ve momentumları aralarında güçlü hidrojen bağı oluşturacak kadar küçük. Oluşturulan bu hidrojen bağları sayesinde bu moleküller bu moleküller arasında merdiven benzeri bir yapı böylece ne oluyor? Oluşuyor. Bu moleküller donacak kadar soğuyacak. Yani bu moleküller buz haline dönüşecek. Peki neden böyle bir durum gerçekleşmesin? Burada birbirine çarpan ve momentum transferi gerçekleştiren molekülleri size anlattım. Enerjinin var ya da yok edilemediğinden bahsetmedim, değil mi? Bu anlattıklarım aslında termodinamiğin birinci yasasına uygun yani. 21 santigrat derecede ee, su içinde birdenbire buz oluşması demek ki teorik olarak mümkün olabilir. Başka bir şekilde düşünelim. Belirli bir sıcaklığa sahip olan tek düze bir sistemin içinde diğer kısımları ısınırken soğuk bir bölge elde etmek mümkündür. İlk durumda suyun tamamı 21 santigrat derecede olsun. Enerji var ya da yok etmeden orta kısımdaki enerjinin bir kısmını dış kısımlara aktaralım ve dış kısımları ısıtalım. Farklı bir renk kullanayım. Mesela bu suyun üstten görüntüsü olsun. Bu dış taraftaki suyun Tamamı ısınsın. Orta taraftaki suyun tamamı da soğusun. Fakat toplam kinetik enerji ilk durum ile aynı olacak. Yani burada herhangi bir enerji var ya da yok etmedik. Sadece orta kısımdan dış kısma doğru kendiliğinden olan bir enerji transferi gerçekleştirdik. Orta kısım daha soğuk olsa da soğuk sudan sıcak suya, yani dış kısımlara doğru daha da fazla enerji transferi gerçekleştirebildik. Dolayısıyla orta kısımdaki moleküller bu şekilde düzenli hale geldi. Şu ana kadar öğrendiğimiz bazı fizik kurallarına göre bu anlattıklarım aslında mümkün gözüküyor. Fakat burada gördüğümüz insanlar bu durumun doğada gerçekleşmediğini tekrar tekrar gözlemlemişler. Bu kişiler termodinamiğin babası olarak kabul edilen Carnot, Kelvin ve Rudolf Clausius'tur. Özellikle Kelvin ve Clausius tekrar tekrar soğuktan sıcağa doğru bir ısı akışını gözlemlemediklerini söylemişlerdir. Bu kişiler, madem böyle bir durum gözlemlemiyoruz, o zaman termodinamiğe ikinci bir yasa ekleyelim demişler. Yani termodinamiğin ikinci yasasına esasen ampirik yani deneyle yapılan gözlemlere dayalı olarak e, ulaşılmış bu şekilde ortaya çıkmış. Rudolf Clausius'a göre termodinamiğin ikinci yasası soğuk bölgelerden sıcak bölgelere doğru kendiliğinden bir ısı akışının gözlemlenemeyeceğini söyler. Bunu da yazalım. Termodinamiğin ikinci yasası soğuktan sıcağa kendiliğinden ısı aktarımı olmaz. Bu şekilde bir ısı aktarımı kendiliğinden gerçekleşmez. Fakat buzdolabında olduğu gibi iş yaparak soğuktan sıcağa doğru bir ısı akışı gerçekleştirilebilir ve soğuk olan bir şeyi daha da soğutabiliriz. Bu tamamen gözleme dayalı olarak geliştirilmiş bir yasa. Çünkü kendiliğinden böyle bir şeyin oluştuğunu görmeyiz. Yani suyun kendi içinde soğuk ve sıcak bölgeler düzenlediğini ve soğuk bölgenin daha da soğuyarak kendiliğinden donduğunu gözlemlemeyiz. Bu durum gerçekte gözlemlediğimiz şeyin tam tersi. Oda sıcaklığında bir bardak suyun içine biraz buz koyarsak sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru bir ısı akışının olduğunu gözlemleriz. Şuraya bir bardak çizeyim. Evet, bunlar buz küpleri olsun. E, bu da su olsun. Böyle bir sistemde ısı akışı tam tersi yönde meydana gelir. Isı akışı sıcak bölgeden soğuk bölgeye doğru gerçekleşir. Bu ampirik bir gözlemdir ve şu ana kadar yapılan deneylerle de desteklenmiştir. Fakat neden böyle bir şey gözlemleriz? Bahsettiğim bu ilk durumun oluşması için çok 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 küçücük, minicikte olsa bir olasılık vardır. Termodinamiğin bağımsız moleküllerden ziyade sistemlerle ilgilenen bir bilim dalı olduğunu hatırlayalım. Herhangi bir sistemi ele aldığımızda buradaki gibi sadece 3 molekül değil de çok 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 daha fazla molekül üzerinde çalışırız. Bir bardak suyu ele aldığımızda, 20 24 hatta 25 basamaklı molekül sayılarından bahsederiz ki bu bardağın büyüklüğüne göre de değişir. Yani inanılmaz derecede fazla molekül sayısından bahsediyoruz. Hatta istatistiksel olarak bakarsak bu durumun gerçekleşme olasılığı çok 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 düşüktür. Yani bu olasılık o kadar düşüktür ki aslında bunun için hiçbir zaman gerçekleştiğini görmeyiz. Bunun sebebini sadece makro düzeyde incelemek yerine moleküler düzeyde incelersek görebiliriz. Mesela diyelim ki Elimizde buradaki gibi bir kap var. Hemen buraya çiziyorum. Bu kabın sol tarafı daha sıcak olsun. Dolayısıyla bu taraftaki moleküller daha yüksek kinetik enerjiye sahip olacak. Yani bu moleküllerin ortalama kinetik enerjisi epey yüksek. Kabın sağ tarafında aynı tip moleküller olsun. Fakat bu taraftaki moleküller daha düşük kinetik enerjiye sahip olacak. Aralarından birkaç tanesinin kinetik enerjisi daha yüksek olabilir tabii ki ama ortalamada kinetik enerjileri daha düşük olacak. Çünkü sağ taraftaki sıcaklık daha düşük. Unutmadan bunu da yazalım. Sol tarafta sıcaklık ise daha yüksek. Peki bu durumda ne olacak? Bu moleküller birbirleriyle etkileşime girecek. Hareket ederken birbirlerine çarpacak. Yüksek kinetik enerjiye sahip olan moleküller düşük kinetik enerjiye sahip olan moleküllere çarpacak. Ve tabii bütün moleküller birbirleriyle karışacak, değil mi? E, e, karışmadıkları durumda bile bu moleküller buradaki moleküllere çarptığında momentumlarını aktaracak. Belli bir zaman geçtikten sonra daha çok buradakine benzeyen bir sisteme sahip olacağız. Bütün moleküller ne yüksek ne de düşük fakat orta seviyede bir kinetik enerjiye sahip olacak. Tabii ki hepsinin farklı kinetik enerjileri olacak fakat ortalama kinetik enerji e, seviyesi yani o, o, o orta seviyede olacak. İlk durumdaki gibi sağ ve sol olarak iki parçaya bölünmeyecekler. Yani hepsini karışmış halde göreceğiz. Bu yüzden ne sağ de sol tarafta daha yüksek bir sıcaklık olmayacak. O halde bu durumun nihai etkisi ne olacak? Daha sıcak olan moleküllerden daha soğuk olan moleküllere doğru bir enerji aktarımı gerçekleşmiştir. Bahsettiğimiz bu enerji aslında ısının ta kendisi. Isıyı Q ile gösteriyoruz. Sıcaktan soğuğa enerji aktardık. İstatistiksel olarak sonsuz derecede küçük bir ihtimalle soğuktan sıcağa da enerji aktarmış olabiliriz. Ancak bunu hiçbir zaman gözlemleyemeyiz. Çünkü burada milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca molekülden bahsediyoruz. Gözlemlediğimiz şey aslında yüksek kinetik enerjiye sahip olan moleküllerin düşük kinetik enerjiye sahip olan moleküllere enerji aktarımında bulunmasıdır. İşte bu yüzden termodinamiğin ikinci yasasının da söylediği gibi soğuktan sıcağa doğru kendiliğinden bir ısı transferi gözlemlemeyiz ısı transferi her zaman sıcaktan soğuğa doğru gerçekleşir